Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 kilometre güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. El Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Kuytul'un internet üzerinden yayın yapan kendisine ait televizyon Furkan adında bir kanalı var. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapıyor. Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. Suç örgütü kurmak ve nitelendirici dolandırıcılık suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de terör örgütlerine destek vermek suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi. Yargılandığı davada 3 yıl sonra karar çıktı ve 3 Kasım 2020 tarihinde beraat etti. Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu izinsiz yürüyüşe müdahalesi olduğuna ilişkin durum gündem yarattı. Furkan Vakfı'nın geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlemek istediği yürüyüş ve basın açıklamasına polis sert müdahalede bulundu. BBC Türkçe'ye konuşan Furkan Vakfı üyeleri yüzlerce kişinin darp edildiğini ve 50 kişinin ağır yaralandığını söyledi. Furkan Vakfı bir süredir tutuklu olan ve henüz haklarında iddianame hazırlanmayan 8 üyesinin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Ancak polis izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale etti. Furkan Vakfı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde polisin eylemcilere yakın mesafeden biber gazı ve plastik mermi kullandığı ve çok sayıda eylemcinin toplandığı görüldü. Sosyal medyada açıklama yapan sivil toplum örgütleri ve hukukçular polisin müdahalesinde yetki aşımında bulunduğunu ifade edildi. Ceza Hukuku Akademisi bir apartman duvarı önünde darp edilen kişilerle ilgili videoda polisin müdahale yetkisinin sınırlarının aşıldığını açıkça ortada olmakla birlikte polislerin eylemi işkence suçunu oluşturmaktadır dendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise eleştirilerle ilgili olarak tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yönetimimiz olmamalıydı dedi. Adana Valiliği müdahale sırasında göstericilere orantısız güç kullandığı tespit edilen iki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Furkan Vakfı'nın verdiği bilgiye göre polisin müdahalesi sırasında yaklaşık 50 kişi ağır yaralandı. Yüzlerce kişi ise darp edildi. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindeki bir grubun isteği polis müdahalesinden korunmak için sığındıkları bir market deposunda 7 saat bekledikleri belirtildi. Kuytul'u depodan çıkarmak isteyen eylemciler ile polis arasında darbede çıktı. Kuytul ile eylemci bir grup bir iş yerinin deposuna girdi. Polis kapıyı açarak girdiği depodaki Kuytul ile bir grup eylemciyi depodan çıkardı. Kuytul polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 400 metre ilerideki evine gitti. Öte yandan Kuytul'un evinin önünde toplanan ve dağılmamakta ısrar eden grup ile polis arasında tekrar arbede çıktı. Kuytul'un evinin balkonundan yaptığı açıklamanın ardından eylemci grup dağıldı. Sema Kuytul ile evli olan Alparslan Kuytul'un Rabia Kuytul adında bir kızı var.